Bu arada Somer de benim sadece patronum değil, en yakın arkadaşımdır hanımefendi. İyi. Ne yapalım o zaman, biz görüşmeyelim. Ne ara geldik buraya ya? Niye görüşmüyormuşuz? Ayar veriyorsun ya sen bana. Senin yaptığına ne demeli? Çocuk azarlar gibi. Azarlatma sen de. Ailem bana, ben sana hasta. Nasıl olacağız biz böyle? Düşman beldenin yaman güzeli. Efendim avukat bey. Rüçhan Hanım, devir işlemlere başlayacak. Görüşmemiz gerekiyor acilen. O gün geldi demek ki. Maalesef. Ancak birkaç belgede imzanız eksik. Onları almamız gerek. Tamam. Ben hazırlanayım, haber veririm size. Anne, ne oldu? Hasta mı oldun sen? Çok yanıyorsun. Evet anneciğim, hastayım ama geçer. Baba, hani ben şemsiye çikolata istiyordum ya. Ben de istiyorum. Ben de. Siz alırsınız. Ya ama anne. Hah, halacığım bunu al, eve yumurta falan alırsınız. Yavrum biz hallederiz babanla, yapma. Halacığım lütfen, alır mısın? Tamam. Çocuklar ben size çikolatayı evde yaparım, dışarıdan almayız, tamam mı? Somer. Bugün satış devir işlemleri yapılacakmış. Avukat aradı, bizi bekliyorlar imzaya. Sana kıyafet istemiştim. İstersen üstünü değiş gidelim.
Bir savaşın sonuydu sanki. Silahlar susmuş, teslimiyetler çoğalmış, imzalar atılmıştı. Kazanan da kaybeden de yoktu aslında. Geçici sahipliklerin, büyüklenmelerin el değiştirdiği, hırsların satın aldığı bir ticaretti bu. Yenilginin tek zarafeti yenildim diyebilmekti. Kazananlar ise hala hülyalı bir heves içinde kabalaşıyor, küçülüyordu. Arada kalanlarsa hikayesini yeniden yazmak için pusuda bekliyordu. Herkes için her şey yeniden başlıyordu. Saltanatını geride bırakan Üçen Korman yine başı dik, eğilmeden geçip giderken hala içinden düşmanına gülümsüyordu. Şirketi paket ettik. Sırada ne var? Tabii ki Korman malikanesi. Bu konuda bir ilerleme kaydettik mi beyler? Teminatı dün yatırdık Adnan Bey. Bugün de kalan ödeme yapılacak. Bir sıkıntı yok. Güzel. Bu iş bu kadar Kartalcığım. Eve yerleşmek için sabırsızlanıyorum. Lakin o eve, o muazzam eve bir de hanım lazım değil mi? Öyle mi? Kimmiş bu hanım? Ah, yüreğime sevda bahçeleri eken Müşken. O çiçekleri soldurmasaydın keşke. Bir tomurcuğun yeşermesi için bile ömrümü veririm. Neyse, istersen bu şairane sistemlerini avukatlarımızı uğurladıktan sonra devam edelim Adnan Baba. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.